bölümlere ayırdık biraz. Yani ulaştırmayla başlayalım. Ee, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne siz meclise açıklamalar yapıyorsunuz. Kimi zaman tartışmalarınızı görüyoruz. Laf atmalar, sataşmalar da var. Onları da izliyoruz olabildiğince sosyal medyadan ve internetten. Ee, ama ulaştırma İBB'nin e... bu arada unutmadan şunu söyleyeyim. Buyurun. Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ilgili de muhtemelen onlarca sayın İçişleri Bakanımızın soruşturma izni vermedi konular var onlarca bakın bir tane demiyorum. Ama tahmin söylüyorsunuz. Yok değil mi? var ben sen e, suç durusunda bulunduğumuz yerler var bizim. Mesela, mesela bir tanesini söyleyin. Mesela tahsisler. Meclis Meclisi'nin aldığı kararları uygulamaması. Bunlara siz suç durusunda bulundunuz. Bundan belediyeler oldu ama İçişleri Bakanlığı vermedi mi efendim? Soruşturma izni vermedi mesela. Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili intikal eden vatandaşın şikayeti başka konular başka konularla ilgili büyük bir ihtimalle elinde bir istatistik yok. Ama açıp bakarsanız soruşturma izni verilenden verilmeyen daha fazladır. Bir de yani bu Peki. konudan çıkmadan iki evet. büyük yolsuzluk doksanısı yani o, sırada o haber yapan arkadaşlar da davam duysun bunu. Onu da bir sormak lazım evet. Sayın Başkan. Soralım. Az önce sordu, söylediniz ya Sayın Başkan bir tanesi billboardlarla ilgili dediniz reklam vesaire. Ayrıntısını içeri bilmiyoruz. Ee, ama Az önce söylerken iki büyük yolsuzluk Sayın sosyası. Bakanımız açıkladı bunu. O terörle ilgili basın toplantısı yaptıktan sonra evet, basın evet. toplantısından sonra Sayın İçişleri Bakanımız açıklama yaparken dedi ki bu dosyaya bu kadar ilgileniyorsun da hakkında iki tane daha dosya var savcılıkta ondan ilgileniyorsun. Siz burada İBB grup başkan vekilesiniz ya o konunun içeriğine bizden daha hakimsinizdir. Yani İETT konu ve şey dediniz. Bilboğ'da. İETT, İETT Bilboğ'da. Bilboğ'da. Ya bu iki konu şu an mevzu bahis konulardan sizce daha mı derin konular? Takip ediyorsunuz, Açıklanma eleştiriyorsunuz. Açıklamla görürsünüz. Soruşturma gizli biliyorsunuz. Soruşturma gizli de ihale açıktır. Yani. Elbette canım. Yani Siz soruşturmanın ya. içeriğini söylüyorum ben. Dosyayı okumuş olmam lazım. Dosyayı bilmiş Ama olmam lazım. Çünkü bir de şimdi şöyle bir şey var. Yargıya her şey intikal edebilir. Yargının sonucu olduktan sonra bir insan hakkında suçlu ya da suçsuz diyebilirsiniz. Şimdi Büyükşehir Belediye başkanı ki birisi dava açıyor. Suç duyurusunda bulunuyor. Şimdi her suç duyurusunda bulunan şeyde insanı suçlu itham edebilir miyiz? Herhalde demeyiz. Peki Erdoğan Aktaş'la devam edelim. Ee... Ekrem İmamoğlu'nun göreve başladıktan sonra oluşturduğu suç isnat edilen iddiaların, dosyaların İçişleri Bakanlığı'na verdiğini fakat bir türlü yanıt alamadığını söylemişti. Hı hı. Ve kendisini savundu. Hangi döneme ilişkin? AK Parti dönemi. AK Parti. Diyor. Kadir Topbaş dönemi. Kadir Topbaş dönemi. Kadir Topbaş dönemi. Ee, sanıyorum ara dönem içinde. Mevlüt Uysal. Mevlüt Uysal dönemi dönem içinde var. Kadir Başkan'dan sonraki dönem içinde. Bu konuları da İçişleri Bakanlığı'nın yanıt vermediğini ve dosyaların orada kaldığını ve harekete geçirilmediğini söyledi. Bu iddiaları nasıl yorumlarsınız? Heh, şimdi bakın. O kadar insafsız ve saygısızca bir tutum sergilendi ki. Ee, şimdi İstanbul'da hikaye nasıl başladı? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ne dedi? Ee, efendim. 643 tane makam aracı 1700 643 makam 1717 makam aracı. Bakın 643 makam 1717 makam aracı. Yani 3 tane düşüyor. Evet. Bir makam 3 tane. Bu araçları dedi taksi şeyde erit kapıda sergileyeceğim dedi. Değil mi? Sergiledi de zaten. Neyi sergiledi? Araçları. Neyi hangi araçları sergiledi? Makam aracı gördünüz mü orada? Zabıtanın Bilmiyorum araçları, itfaiyenin araçları, cenaze araçları, servis araçları, otobüsler, hizmet araçları. Otomobiller, biz binek araçlar gördük. Binek yani. evet. Cenaze araçları değil mi binek, araçları. Değil, hepsi binek araçları? Hepsi resimleri var. Hepsi yayınladık Peki, biz. Yani. Buradan şuraya geleceğim. Şimdi şöyle bir şey var. A, ne oldu yani? İstan... yani o, onu anlatmaya çalışıyorum. Buyurun, işte. buyurun. Şimdi, e, İstanbul Büyükşehir... Ne dediler? E, böyle kılıf bulmak için israfa son vesaire gibi kampanyalar başlattılar sonra gelip bir şey yapmak istediler. Ya bunlar bir şey yapmış. Demek için e, Cumhuriyet Halk Partisinden aday aday olmuş. Cumhuriyet Halk Partisinden aday aday olmuş. Teftiş Kurulu Başkanının olduğu Teftiş Kuruluyla bak Cumhuriyet Halk Partisinden aday aday olmuş. Efendim isim verin. Teftiş Kurulu Başkanı söylüyorum. Teftiş, Şu anki teftiş Teftiş Kurulu, Kurulu Başkanının teftiş kurulu başkanı olduğu 40 küsür tane dosyayı la ilgili büyük yolsuzluk bulduk haber yaptılar. İçişleri Bakanı da bir dakika dedi ya burada bir şey varsa bu benim soruşturma iznimde. Şimdi Allah aşkına 41 tane dosyada hangi yolsuzluk var? Bilen var mı? 41 tane dosya ne dosyası? İhaleler. Değil mi? İstanbul'a ait hizmetler. Siz kalkıp da insan bu cümleyi kullanırken biraz haya eder. 41 tane dosyanın ihale ne kadar 100 lira diyelim değil mi? 100 liralık yolsuzluk diyebilir misiniz? Böyle bir insafsızlık olabilir mi? Şimdi o zaman söylüyorum ben. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı şu ana kadar 333 milyar bütçe kullanmış. Şunu diyeyim ben? 333 milyar? 300, evet. 333 milyar bütçe kullanmış. 333 milyar yolsuzluk mu yapmış diyeyim? Böyle bir şey olabilir mi? Yolsuzluğu kim tespit etmiş? Niye savcılar bildirmemişsiniz? Kalkıp hatta bu dosyalardan bir tanesini her ay gündeme getireceğim diye bir meclis üyesi kürsüde çıkıp bunları anlattıktan sonra hakkında muhataplara dava açtığında yargıya gidip ifade verdiğinde kullandığı ifade öyle demek istememiştim, böyle dememek istememiştim, yanlış anlaşıldım, ben onu kastetmemiştim. Bunlar oldu. Ama neticede ortada bir itham söz konusuydu. Biraz daha şeffaf i̇tham, Savcı, şimdi şöyle. Kabul. Biraz daha şeffaf yürüyemez miydi süreç? Yürüyor zaten. Müfettişler ince diyorlar. Eğer bir suç unsuru bulurlarsa kimseyi kayırmazlar. Merak etmesinler. Götürüp onlarla ilgili suç duyurusunda bulunurlar. Ama kalkıp da bütün yapılan işleri siz yolsuzluk diye itham ederseniz Hazreti Ali'nin çok güzel bir sözü var. Diyor ki bir yöreye vali atayacağı zaman ey vali unutma burada senden önce de bir vali vardı senden sonra da bir vali olacak. Sen senden önceki vali için neyi söylersen senden sonraki vali de senin için onu söyleyecek. Ya kalkıp da 40 tane İBB'de yapılan da ip şimdi Gülkan Bey İstanbul büyük şey değilse e, Türkiye ölçekli dünya ölçekli bir kurum. Türkiye'de bütçesi birkaç tane bakanlığı kaça katlayan bir kurum. Ve burada siz bu kadar büyük bir kurumda kalkıp yapılan işleri yolsuzluk diye lanse ederseniz bu insafsızlık olur. Bu bir defa o büyük hizmete aldığınız şehre, o büyük hizmeti aldığınız kuruma karşı saygısızlık olur. Çıksınlar desinler ki, çıksınlar desinler ki şu dosyada şu yolsuzluk var. Kim ama? Kim söyleyecek bunu? Yargı söyleyecek. Yargı söyleyecek. Ama yargı intikal etmedi anladığımız kadarıyla. Ettirsin de ellerini tutan mı var? Hayır bakanlık karar verecek buna. Zaten bu yapsınlar suç... ikinci noktada bu. Bakın Erdoğan Bey şöyle bir şey suç varsa ki, bu işe gitsin, savcı intikal ettiyse ben onlara söyledim. Eğer bir suç varsa Çağlayan Adliyesi orada dedim. Gitmezseniz namersiniz. Buyurun gitsinler. Çağlayan Adliyesi orada gitmezseniz namersiniz dedim.